Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamü ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın izniyle inşallah Arapça Zuruf kitabını ders olarak okuyacağız. Bu Arapça Zuruf kitabı orijinali Arapça değildir. Zuruf'un orijinali Arapça değil. Zuruf kitabının orijinali Kürtçedir. Molayunusi Erkatini o Kürtçesini yazmış. Bu Arapçasını ise Muhammed Şirin Elbitlisin bu Arapça çevirmiştir kendisi. Muhammed Şirin evet. Türkçesini Arapça çevirmiş. Şu an okuyacağımız Muhammed Şirin El Bitlisi'nin Arapça çevirmiş olduğu zuruf kitabıdır. Bu Bunu okuyacağız. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa. Ve salatu ve selamu ala ve kefen ve kefa abdahu ve kefa Allahu abdahu. تمام الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى مصطفى سيشيلان سيشيلان هذا حدث ساديوسيا رواية التحديث إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل الله طلع إبراهيم neslinden İsmail'i seçti. Mustafa min veldi İsmail'e beni Kinane İsmail'in neslinden beni Kinane'yi seçti. Mustafa min beni Kinane Kureyş'en beni Kinane'den Kureyş'i seçti. Mustafa min Kureyş'in beni Haşim Kureyş'in beni Haşim'i seçti. Vastafani min beni Haşim beni Haşim'in beni seçti. İşte o yüzden ona Mustafa'yı seçilen versen, muhtar versen. anlamına geliyor. Ve ala alihi ve ashabihi o ağlı ashablar ki ehli sıdkı ve safa doğruluk ve paklık te, te, temizlik yani e, ehlidirler. Ve evet, ba'du fe'lem sen bil ki eyyuhel ahul azizu yani ey aziz kardeş yani değerli kardeş bil ki ve fakkakallahu lima yuhibbuhu ve yardahu Vaffakakallahu <Sessizlik> Allahu, da seni muvaffak etsin. Seni başarıya ulaştırsın. Lima yuhibbuhu ve yerdahu Sevdiği ve razı olduğu şeylerde seni başarıya ulaştırsın. Seni muvaffak etsin. Fa'lam eyyuhel ahul aziz. Aziz kardeş. Bil ki enne kulle şeyin ne kadar şey varsa Verse o şey ki huve mevcudun fi dünya dünyada mevcut olan ne kadar şey varsa imma zarfun ya zarftır ev gayru zarfin veyahut gayri zarftır yani zarf değildir yani mazruftur şimdi enne kulle şeyin huve mevcudun fi dünya o <mühe> fi'l-âhire demiyoruz değil mi? Şu ahiretteki şeylerden yani tam haberdar olamadığımız için onlar hakkında tam e konuşmuyoruz. Biz dünyada olduğumuz için dünyadaki şeyleri görüyoruz. Dünyada şeyden bahsediyoruz. Dünyada ne kadar şey mevcutsa imma zarfun ya zarftır eu gayru zarfin gayrı zarfın mazruftur. Berselam. Ya zarftır ya da Oy. mazruftur. Berselam. Yani zarf değildir. İmma zarfun eu gayru zarfin buradaki ev limen il khulubi la li men'il yani ha. Yani zarfla mazur bir şey aynı anda zarf ve mazur olmakla men etmiyor. La li yani hem zarf hem mazur olabiliyor demek ki, ha. O cem'li bu ev o cem'li men etmiyor. Bu ev o cem'li men etmiyor. Burada ev li men'il yani hali kalmıyor. O dünyada bulunan şey ya zarftır ya mazruftur. ikisi de, ikisi de olabilir yani ya. Mesela diyelim ki rahlemin çekmecesine kitabı bıraktığım zaman ha bu rahlem kitap içine girdiği için evet. o zaman bu rahle nedir? Bu zarftır. Evet. Ama bu rahle bu odanın içinde olduğu için o zaman bu rahle nedir? Evet. Mazruftur. Evet. Demek ki rahle hem zarf olmuş oldu hem de mazruf. Evet. Demek bir şey hem zarf hem de mazruf da evet. olabiliyor yani ya. Evet. Zarf dediğimiz gibi içine bir şey alabilene ne diyoruz? zarf diyoruz. Hatta mesela o yüzden kırtasiyeden aldığımız zarfa zarf ismi verilmiş. Çünkü içine mektup katılıyor. Kağıt katılıyor içine. İşte o yüzden ona zarf denilmiş. Yani içine bir şey alabilen ne diyoruz? Zarf diyoruz. O içine giren şeye ise mazruf diyoruz. Dünyada ne kadar şey varsa demek ki ya zarftır veyahut gayri zarftır. Yani zarf değildir mazruftur. <laughs> ve la na na'ni bi gayri tabi biz burada gayri zarftan bahsetmeyeceğiz ve la na na'ni yani ve la bi gayri, gayri zarf zarftı kastetmiyoruz Hüna yani bu kitabımızda yani ha bu kitapta biz gayri zarftan bahsetmiyoruz bizim kastımız o değildir yani biz burada zarftan bahsedeceğiz ve amma zarfu zarfa gelince fehu ve zarf ala kısmeyni zarf iki kısma ayrılıyor hakikiyen ve mecaziyen ya zarfi hakikidir ya da zarfi mecazidir Mersin. ne kadar zarf zaman varsa ne kadar zarf mekan varsa Mersin. bunlara ne diyoruz Zarfi hakiki diyoruz zarfi mecazi ise Mersin. bütün car ve mecrurlara denilir Mersin. e şimdi car ve mecrurlar bunlar hakikatte bunlar gerçekte zarf değiller Mersin. peki biz bunlara niye zarf demişiz çünkü zarfı hakiki olan, zarfı zaman ve zarfı mekan için geçerli olan bütün hükümler Bersin. aynısı zarfı mecazi olan bütün car mecrurlar için de bu hükümler geçerlidir. Bersin. Bu itibarla car mecrurlar zarfı hakikiye benziyor. Bersin. O yüzden bunlara da zarf demişiz ama mecazen. Bersin. Mecazen yani bunlar çünkü hakikaten bu car mecrur hakikaten e, zarf Değiller yani ya tamam Neyse. Mesela diyelim ki zarf hakiki olan zarf zaman ve zarf mekan Bunlar illaki bir şey olması gerekiyor böyle bir hüküm var Neyse. Ondan sonra bazen sıfat oluyor Bazen hal oluyorlar Bazen haber oluyor bazen sıla oluyor e, Car mecur da öyle Neyse. Car majur illaki bir şey olması gerekiyor Neyse. Ondan sonra bazen sıfat oluyor bazen sıla oluyor Bazen haber oluyor bazen e, hal oluyor Neyse. Bak bu hükümler Car ne geçerlidir e demek ki جار مجرور bu yönüyle ne yapıyor? Zarfi hakikiye benzemiş oluyor. Evet. E zarfi hakiki zarf hakikiye benzediği için, zarf hakikiye benzediği için o itibarla biz جار مجرورlara ne demişiz? Onlara da zarf demişiz ama mecazen ha. Evet. Çünkü hakikaten onlar zarf değiller yani. O yüzden onlara zarf mecazi demişiz. Yani gerçek olmayan zarf. Evet. Fel hakikiyu, yani fel zarf-ı hakikiye zarf hakiki e, ne demekti? şudur mahallun li hulul halin mahallun yani bir mekandır li hulul hal li hal li şeyin yani ha li şeyin yani ha bir şeyin vakı olma yani bulunma yerine ne diyoruz buna zarf diyoruz yani bir şeyin vakı olma yeri Böyle mesela bu rahle çekmecesini açıyorum içine kitap giriyor değil mi Böyle ha o bu zaman bu rahle nedir o kitabın bulunma yeridir. Evet. O zaman bu zarftır. zarftır. Evet. Bir şeyin bulunma yerine ne diyoruz? Evet. Zarfi hakiki diyoruz yani ya evet. tamam fel hakikiyyu yani fe zarful hakikiyyu anlamında zarfi hakiki Mahallun yani bir e, e, yerdir neyin yeridir li hululi halin hulul vuku anlamına geliyor halda şey anlamına geliyor yani li vuku'i şeyin bir şeyin bulunma vaka olma yerine zarfi hakiki denler mutlakan evet, nasıl mutlakan yani zamanen kana, kevmin ev mekânen kedarin. <laughs> i̇sterse zarf zaman olsun, isterse zarfı mekan olsun fark etmez yani ha. O zarf hakiki. isterse zaman olsun. Mesela ne gibi Yavum gibi. Yavum zarf zamandır. Zamanı bildiren bir zarftır. O ev mekan ve mekan olsun dar. Yani ev. Ev işte evde bir mekandır. O da zarf mekandır yani ya. Demek ki zarf hakiki. ister zarfı zaman olsun, ister zarf mekan olsun fark etmez. بو هلكي سيدة محل لحلول حال الله إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين